arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim müthiş bir pasta yapacağız. Muzlu, böyle çikolatalı. Çok da kolay olacak. Ben öncesinde 2 paket burçak bisküvi ya da sade Bitburger bisküvi de kullanabilirsiniz. Blender robottan iyice çektim. Böyle un haline getirdim. Kızımı uyuttuğum zaman çektiğim için, ses olmaması için ben önceden çektim. Kusura bakmayın. İçerisine 100 gram erittiğim tereyağını güzelce bunu bir karıştırayım. Çok kolay, çok da güzel oluyor. Sadece bir muhallebi pişireceğiz. Ondan sonra üzerine bir de kremayla ya da sizler çikolata sosuyla da hazırlayabilirsiniz. Karışımı hazırlayıp atacağız dolaba. Ama çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Artık yeterli. Ben şöyle bir borcam kullanacağım. Arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu evin, herkesin evinde hemen hemen olduğu için ben bunu da yapmak istedim ama varsa uzun bir dikdörtgende de yapabilirsiniz. Yuvarlakta da yapabilirsiniz. Ama çok aşırı küçük yapmayın bence. Kaşığın arkasıyla iyice düzlüyorum. Bu önemli arkadaşlar. Alırken çok dağılmaması için cheesecake yapar gibi düşünün. İyice altına yerleşmesi gerekiyor. Şöyle bir bardakla hafif bastırıyorum daha iyi yerleşmesi için. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Ben muhallebisini falan hazırlayana kadar dolapta beklesin. Muhallebi kısmını hazırlamak için 1 litre sütü tencerenin içine alıyorum. 1 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarda toz şeker. Çok aşırı doldurmadan 3 yemek kaşığı nişasta, şöyle aşırı tepeleme değil. 3 yemek kaşığı da gene aynı şekilde un. Şöyle kaşığı daldırıp bırakın. Öncelikle malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Ocağın altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Hatta orta ateşte değil, yüksek ateşi açıyorum. Hızlıca kaynasın ve karıştırmayı bırakmayın lütfen. Kıvam almaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 pakette vanilya ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Böyle kıvam alınca bir 10-15 saniye daha pişirmeniz yeterli. Çok aşırı da pişirirseniz bu sefer çok katı olur. Şimdi bunun içerisine 1 paket krem şanti ilave edeceğim. Ama öncesinde şunu bir arka tarafa alayım. Biraz şöyle ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra mikserle çırpacağım. O zamana kadar şu kremamı ısıtayım. Üstünün ganajı için. Şöyle küçük bir tane kabın içerisine 1 paket kremayı boşaltıyorum. Krema kaynama aşamasına geldiğinde içerisine çikolata ilave edeceğim. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız çikolata sosu da yapabilirsiniz. Arkasındaki ölçülerden biraz daha az süt ilave edin arkadaşlar ki birazcık koyu olsun. Ama böyle ganaj gibi katı bir kıvam olmayacaktır. Birazcık cıvık olacaktır. Ama güzel oluyor. O da yakışıyor gayet güzel. Ben de evde böyle krema falan olmayınca yapıyorum. Gayet o da güzel oluyor. Şöyle karıştıracağım. Çok kaynatmıyorum. Sadece kaynama aşamasına gelene kadar. İçerisine 150 gram biraz sütlü, biraz bitter karışımı çikolata ilave ediyorum. Ocağın altını kapattım. Şimdi sıcağıyla çikolatayı içerisinde eritiyorum. Şimdi eriyecek zaten, göreceksiniz. Baktınız erimiyor. Birazcık altını hafif açabilirsiniz. Çok aşırı olmadan. Bunun adı ganaj arkadaşlar. Ganajın aslında ölçüleri birebirdir. Mesela 200 gram krema koyduysam 200 gram çikolata koymam gerekiyor. Ama bu biraz daha ganajdan cıvık olacak, hafif. O yüzden çok sıkıntı değil. Siz de 100 gramla 200 gram arası bir paket krema için kullanabilirsiniz. Şimdi sıcağıyla almıyorum ocaktan ki ocağın sıcağıyla da erisin diye. Eridi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kenara alayım. Tekrar muhallebimi getirdim. Şöyle bir karıştırayım.
Kıvamı çok güzel oldu. Eğer krem şantiyi sevmiyorsanız bunu 1-2 dakika mikserde çırpıp dökebilirsiniz. Bir paket krem şantiyi döküyorum. Şöyle bir karıştırayım. Mikserle şöyle 1 dakika kadar çırpıyorum. Yeterli. Mikserin sadece tek ucunu kullandım. Şimdi alayım bunu. İsteğe bağlı olarak ben şöyle küçük küçük muzu içerisine doğrayacağım. Böyle güzel bir tat veriyor ağzınıza. Şöyle doğruyorum. Bir adet muz yeterli. İstemiyorsanız da koymayabilirsiniz. Damak tadınıza göre artık. İsterseniz de üzerine koyun. Ama ben çok yakıştırıyorum muzu, bu tatlı özellikle. Şöyle güzelce karıştırayım. Kıvamının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir kıvamı oldu muhallebisine. Muzu 1, 2, 3 taneye kadar da koyabilirsiniz. Seviyorsanız çoğaltın. Tamamdır, karıştırdım iyice. Bunu alayım. Taban kısmını dolaptan çıkardım. Şimdi üzerine şöyle eşit olacak şekilde döküyorum. Sakın şöyle şap diye ortasına bırakmayın. Bu sefer dağıtırken altını çok dağıtırsınız. Ona dikkat edin. Üstten hafif hafif şöyle yayıyorum. Hepsini boşalttım. Yayıyorum. Ben böyle biraz daha kalın olmasını istediğim için küçük bir kap kullandım ama isterseniz böyle daha büyüğünü kullanıp ince de yapabilirsiniz. Hatta böyle uzun dikdörtgen evimizde birçoğumuzun olan borcamda yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi üzerine hazırladığım ganajı yavaş yavaş komple kapatıyorum. Her yerini eşit bir şekilde kapatacağım. Şöyle yayıyorum. Çok yavaşça. Pastamı tamamladım. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Sadece 10-15 dakikada pastanızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dolabın normal gözünde en az 2 saat dinlendirip servis edeceğim. En az 2 saat olsun ama. Üzerindeki çikolata hatta böyle hafif donana kadar da diyebilirim. Daha doğru sağlıklı bir bilgi vermiş olurum. Böyle üzerine bakın. Üzerindeki çikolata donduysa tamamdır. Zaten o da 2 saate kadar donuyor. Şimdi dolaba götüreyim. Dolabın normal gözünde dinlendireyim. Hemen hemen 2-3 saattir dinlendiriyordum. Hemen şöyle kesip dilimleyeceğim. Sizlere de son halini göstereyim. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Her kestiğinizde bıçağınızı temizleyin. Ben şöyle birer tane muz parçası bırakacağım. Bir süre sonra kararacak ama şimdilik sizlere en azından güzel bir sunum hazırlamak istedim. Birazcık da şöyle kenar kısmına doğru fıstık. İlk uçtan aldığınız her zaman biraz bozulabilir. Ben şöyle alttan. Çok güzel, harika olmuş. Hemen şöyle servis tabağını alayım. Altındaki bisküvisi falan da çok rahatlıkla çıktı. Hatta şöyle de göstermek istiyorum. İç kısmını bakın, bisküvisi falan çok güzel. Çok rahat bir şekilde çıktı. Hemen şöyle ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Her zaman söylediğim gibi 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir muhallebisi oldu. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız, kanalıma abone olmanız bana büyük bir destek demektir. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.